Şimdi yurttan öne çıkan başlıkları derlediğimiz görüntülerle devam edelim. Ayağımın hareket etmiyor. Ardahan'da çobanlık yapıyordu. Geleceksin inşallah. Başına gelenler deyim tam da yerinde, pişmiş tavuğun başına gelmedi. Bana yıldır çapmış. Yıldır çapmış. Elbiseler hep yanmış. İyi ki yağmur yaktı bana sondurdu. Afgan çoban Sıraç Recep hayvanları çadıra getirdiği sırada yıldırımın hedefi oldu. Tam da dediği gibi yağmur yağmasa belki de şimdi hayatta değildi. Tekirdağ'da ise kahvenin önünde oturanlara bir otomobil çarptı. Kaldırıma dalan araç sebebiyle 11 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Daha 18 yaşında 4 suç kaydı olan genç Magan da çatıdan havaya ateş açmıştı. Üzerine bir de o anları sosyal medya hesabından paylaşıp aklınca hava attı. Polis operasyonuyla çatıdan çatıya atlarken yakalandı. Bozuk bulduğum şeylerle içinden söküp malzemelerini yapıştırarak birleştiriyorum. Sırada gençlere örnek olması gereken yetenekli bir arkadaşımız var. Oyuncağın içini açıp merak etmememeye başladı. Olcay daha 14 yaşında. İçinde yaşadığı imkansızlıklar teknolojiye merakının önüne geçemedi. Küçükken oyuncak alamıyordum. İmkanlarımız yoktu. Kendi oyuncağımı kendim yapıyordum. 8 yaşından beri harçlığını biriktiriyor, bozulan eşya parçalarını topluyor ve artık malzemelerle iş makinesi yapıyor. Daha fazla imkanım olsa daha iyi şeyler, daha iyi icatlar yapabilirim. Ülkemize de daha iyi bir vatandaş olabilirim. Robotlar mesela, robotik aletler falan yapabilirim. Hayal gücü imkanlarının çok üzerinde olan genç, destek olacak birileri çıkarsa icatlara imza atmak istiyor. Hayalimde kendim binebileceğim küçük bir araba yapmak istiyorum. Beni iyi okullarda okutmalarını istiyorum. Kendimi geliştirmek istiyorum.